Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünya kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kargolarım var. Şöyle bu güzellikleri paylaşacağım inşallah. Şöyle şunları öncelikle göstereyim. Şöyle elimdeki episkiyalarım. Ve yine gelecek çünkü isteyen arkadaşlar oldu elimde olmayanlardan pembe açan türden arkadaşlar. Yine ekleme yaptım kolyere isteyen arkadaşlar oldu. O yüzden ikisi de aynı yerden geldiği için onlar bugün gelecek. Onları da inşallah bakalım ya bugün ya yarın paylaşımını yaparım. Şöyle bakar mısınız? Şunlar mor. Şu da mor açan. Bu da sarı açıyor arkadaşlar. Bu da sarı renkte açıyor. Şöyle gümüş yapraklısı var. Şöyle damarlısı var. Bunlar 130. Episkiyaların hepsi aynı fiyat. Tek fiyat. Şöyle. Şurada yine aglonemalar var. Çok güzel. Şöyle yaprakları harika, muhteşem. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada dua çiçeği var. 250. Şöyle bir birikim var. 150. Şöyle bir aglonema var arkadaşlar. 150. Şöyle şuradan devam edeyim. Şarjım çok az. Bunları paylaştıktan sonra şarjım dolduktan sonra da inşallah balkondan bir çekim yapacağım. Şöyle bu güzellikleri inşallah şöyle Semra ablacığıma gidecek. Balkonda da bir tane bir türü daha var. Onu da ekleyeceğim. Şu anda burada yer olmadığı için buraya getirmedim. Şöyle çok güzel türler aldı. Böyle. Bunlar inşallah gidecek. Semra ablacığım sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar şunları dün gönderemedim, yetiştiremedim. Çünkü PTT kargoyla gidecek olan bir kargom vardı. Aysel ablacığım kusura bakma. Bugün inşallah gönderim yapacağım. İki kohlerası, bir episkiyası var. Pembe açan. Dediğim gibi pembe açan gelecek arkadaşlar. Almak isteyenler varsa dönüş yapabilir. Şurada Samaya Hanım'ın şöyle bir episkiyası var. Bakın muhteşem bir tür. Şu şekilde bol yavrulu. Şu şekilde. Bir tane de melek kanadı var arkadaşlar. Bunları inşallah göndereceğim. Samaya Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Ayşe Hanım'ın şöyle iki tane monster almak istedi. Bunlar da Şanlıurfa'ya gidecek. Bundan önce aglonema türleri almıştı kendisi. Şöyle şimdi de monster almak istedi iki tane. Bu şekilde. Bunlar da çok güzel tür. Elimde çok az kaldı. Şöyle kendi çiçeğimi gösterebilirim. Benim de şöyle fideyi de ayırmıştım arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani kışın ayırmıştım. Şöyle bir kol uzattı şekilde. Harika bir tür. Şöyle çiçeklerin arasında gerçekten çok güzel duruyor. Şekilde. Elimde var. Az kaldı dediğim gibi. Almayı düşünürseniz kaçırmayın derim. 150 TL fiyatı. Saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Ben bunları saksılara geçirmiştim. Bu şekilde. Ayşe Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Toprağı kurudukça sulamasını yaparsınız Ayşe Hanım. Burada da Hande Hanım'ın ilk siparişi. Şöyle bir tane hoya. Hoya kalmadı elimde. Şöyle neydi ismi? Dua çiçeği, maranta arkadaşlar. Bazen unutabiliyorum. Kusura bakmayın. Bir yanda marantalar da çok güzel türler. Dayanıklı bir tür. Bunlar da sarkıcı tür. Şöyle. Bunun da saksıya geçmesi gerekiyor. Bunun da geçmesi gerekiyor. Dediğim gibi bardakta olan şöyle bu tür şeylerde olanları saksıya geçirin. Daha güzel gelişiyor çiçekler. Böyle bunları göndereceğim. İnşallah memnun kalır. Hande Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Zehra Hanım'ın şöyle pembe paskalyası, beyaz paskalyası, şöyle bir tane menekşesi,
Bir tane mücevher orkidesi, bol göbekli. Bir tane şöyle turuncu atlası var. Bunun da saksıya geçmesi gerekiyor. Bunları da geçirebilirsiniz. Şunu geçirmeyin Zehra Hanım. Ben kendim hani yeni saksıya geçirmiştim bunları. Geçirmenize gerek yok. Bunu da şimdilik geçirmeyin. Ve bir tane de şöyle bir çiçek açan bir tür, çok güzel kaktüsü var. Zehra Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle şuradan şu güzellikleri de göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Bunlar da bardak menekşeler. Şöyle. Bu şekilde. Bunlar da 130 adet fiyatı. Böyle bugünlük. İnşallah paket yaparım, şarjım dolar. Ondan sonra balkondan inşallah tekrar bir paylaşım yaparım arkadaşlar. Hoşçakalın. Çiçek dostlarım, tekrardan ben geldim. Şöyle paketlerimi hazırladım. Yeni güzellikler geldi. Şöyle tek tek paylaşacağım inşallah. Bakın çok güzel bir tür. Her zaman gelmeyen. İstedim. Hani elinizde varsa rica ettim. Hani gönderir misiniz diye. Çok yokmuş çünkü üretimi çok zor arkadaşlar. Devamı yok. Onu da söyleyeyim buradan. O yüzden kaçırmayın derim. Şöyle yani pembe mi desem, aslında fuşya böyle damarlı. Önceden kırmızı damarlı diyordum ama şöyle bakın pembe, koyu bir pembe damarlı. Çok güzel bir tür. Zamanında da çok istenilen bir türlerdendi. Şöyle kaç tane var elimde? Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane göndermişler arkadaşlar. Böyle yine aynı fiyatlı. Şöyle kocaman kocaman pembe açan episkiyalar arkadaşlar. Çok büyük boyutta. Şöyle yan yatmış çünkü bardakları çok küçük. Çok minik bir bardak içinde. Bunların böyle saksıya geçmesi gerekiyor. Ve bol bebekli. Pembe isteyen arkadaşlar vardı. Onlara da dönüş yapacağım. Şöyle bir paylaşım yapayım dedim. Bunda yaprakları koyu renk. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir pembe çiçekleri var. Şöyle bu pembeden. Burada sarı. Bunlar açmış arkadaşlar. En azından görün çiçeklerini. Sarı episkiya. Şöyle açık renk yeşil. Bunlar da boyut olarak çok büyük. Çok güzel formdalar. Bunlar da mor. Tabii ki çiçekleri yok. Böyle mor dediğim lila renginde çiçekleri. Mor diyorum ben. Şöyle yine bebekli. Çok güzel. Bunlardan da kaçırmayın derim. Şöyle çok güzel bir tür. Şuradan devam edeyim. Şöyle bakın. Bu da çiçekli. Yani şöyle çiçekli halini görmüş olun arkadaşlar. Tam böyle nar çiçeği rengi gibi. Kırmızı, orta göbeği, sarı. Şu şekilde. Çok güzel formda. Bakar mısınız? Muhteşem. Yani bunlara fide diyemeyiz. Anaç boyda. Şöyle bakın. Yine aynı fiyat. 130 TL arkadaşlar. Çok güzel. Bakın tomurcuğu da var. Bunun bebeği yok ama çok güzel. Kocaman yaprakları. Harika bir formda. Şu şekilde. Yine onlara bıraktım. Şöyle dedim, pembe tonlarında yapraklı olanlardan da ekleyin dedim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Her yeri bebek dolu. Şöyle. Bu farklı arkadaşlar. Bu farklı. Şunla şu aynı. Evet, şu ikisi aynı. Şöyle farklı olarak göstereyim. Bu da farklı. Şöyle bu da çok güzel. Şöyle bebekleri var. İki tane bebeği varmış. Biraz sessiz konuşuyorum sanırım. Şöyle şu türe bakalım bir de. Şu da farklı bir tür. Şöyle kenarı gri, ortası pembe türden. Şöyle pembe tonlarda deyince bu türlerden göndermişler ama çok güzel. Bu da böyle bakın arkadaşlar, böyle hani kabartmalı yaprakları, çok güzel.
Şöyle bakın yakından. Harika bir tür. Bundan iki tane gelmiş. Şöyle iki tane kocaman boyutta. Bundan da kaç tane? Dört tane gelmiş sanırım şu türden. Şundan da iki tane gelmiş. Şöyle. Bundan bir adet var arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar da önceki gelenlerden. Şöyle damarlı. Bunları da göstereyim. Çiçek gelmeyecek demiştim ama isteyenler oluyor. Ne yapayım? Artık kıramıyorum kimseyi. Hani çok istiyoruz diyorlar. Annem istiyor diyorlar. Hani ben de yani herkes alsın. Ben de o yüzden tekrardan bir sipariş verdim Episkia. Şöyle bu da sarı açan. Şunları bir arkadaş istemişti. Ayıracağım ona. Şöyle mor açan var. Şöyle yaprakları yine şöyle kadifemsi arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Şuna da ortası gümüş renginde dediğim bir tür. Bu da kırmızı açıyor. Bu lila mor açıyor. Bu da kırmızı açıyor arkadaşlar. Şöyle damarlı dediğim. Şuradan devam edeyim. Tekrar şöyle göstereyim. Şundan 5 adet. Kaçırmayın. Yani siparişlerimizi arkadaşlar bekletemem. Biliyorsunuz söylemiştim. Eşim izne çıkacak. Hani evde olmayacağım. Yani o yüzden hani alırsanız ona göre siparişleri hemen oluşturuyorum. Bunlar da kohlera. Kohlera da istemiştim. Kohlera isteyen arkadaşlar var. Onları ayıracağım. Şimdi bakar mısınız şu çiçekli. Çok güzel. Harika yani form olarak çok güzeller. Şekilde. Hani bazılarının boyu kısa ama hani şöyle form olarak çok güzel, çok sağlıklı. Önemli olan da o hani çok boylu olması çok önemli değil aslında. Onu demek istiyorum. Şöyle gövde yapısı çok önemli arkadaşlar. Sağlığı açısından hani daha çabuk çiçek vermesi açısından şöyle bakar mısınız şu gövdesine? Şöyle göstereyim. Bu şekilde bakın. Bunlar da yani yakın zamanda tabii ki tomurcuklanacak. Bazıları tomurcuk vardı gördüm üzerinde hangilerinin. Ama yani bir aya kalmaz tomurcuklanır arkadaşlar. Bak şu tomurcuklu bakın. Şöyle yani boyuna bakın. Yani boyuna göre. O yüzden dediğim gibi yani şeyi çok önemli. Böyle sağlıklı gövde yapısı çok önemli. Şu kadarcık boyu var. Görüyorsunuz. Ama üzerinde tomurcukları var arkadaşlar. Demek istediğim de bu. Şekilde. Bunlar 100 TL. Kaçırmayın. Gerçekten çok bunları hani uygun fiyatlı veriyorum. Bu şekilde. Bilmiyorum isimlerine bakmam gerekiyor. Hani çeşit olarak kaç çeşit var onu da bilmiyorum. Ayıracaklarım da var. Tabii yine belki yetmeyecek bilemiyorum ama sanırım ellerinde bu kadar vardı gönderdiler. O yüzden kaçırmayın derim. Şöyle şu güzellikleri göstereyim tekrardan. Şöyle bakar mısınız şu güzelliklere? Maşallah. Çok güzeller arkadaşlar. Şunun yaprağı hepsinden çok farklı. Mor açan türü. Şöyle çok farklı bir yaprak dokusu. Yapısı farklı. Böyle şimdi balkondan bir paylaşım yapacağım. Buradan yine söyleyeyim. 130 TL episkiyalar, 100 TL kohleralar, bardak menekşeleri 130 TL arkadaşlar. Şöyle kaçırmayın derim. Şöyle içerideki çiçeklerim bunlar. Elimde olanları tek tek paylaştım. Dönüş yaparsanız yardımcı olmaya çalışırım. Balkondan bir paylaşım yapacağım. Yine ben geldim arkadaşlar. Hoş geldim diyeyim kendime. Şöyle elimdeki türler. Dün bir yine düzenleme yaptım. Bakın şurada kutuları hepsini yerleştirdim. Hani biraz toparlamaya çalıştım. Şöyle şu kızlarımı buraya aldım arkadaşlar. Şunu, şu ikisi bir saksıdaydı. Bunları şey yaptım.
Şöyle ayırdım. Bunları saksılara geçirdim. Bol köklüler zaten. Bu şekilde bayağı bir büyük D boyutta. Şöyle bakın çok güzel. Şöyle farkını görün. Şöyle patayayla bunun arasındaki ikisi de ortası gümüş renginde. Şunun etrafı şöyle daha bir desenli. Bu düz gibi. Şöyle düz yeşil. Şu desenli. Şöyle açıklı koyulu yeşil arkadaşlar. Arasındaki fark bu. Şöyle bazen hani aynı gibi geliyor. Ama yan yana koyunca aynı değiller. Bu şekilde. Bunlar 300. Bunlar 350 arkadaşlar. Çok büyük dediğim gibi. Şöyle göstereyim bakın. Hem gövde yapısına bakın. Hem şöyle. Çok güzel büyük boyutta. Şöyle bir set hazırladım. Şu köprüye bakar mısınız? Şöyle aşk kalp kalbe aşk diyorum ben de. Şöyle bakın çok güzel buraya sarmıştım. Bu şekilde kalp kalbe. Şurada marantalarım var. Bunlar 120 arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Burada bir set hazırladım. Çok uygun fiyatlı bir set. Yani kaçırmayın derim. Bu şekilde normalde hani almaya kalksanız 530'a geliyor sanırım. Evet. Bu şekilde 400 TL arkadaşlar bu set. Normalde biliyorsunuz adet fiyatları 100 TL, 100 TL, 80 TL, 50 TL. Bu şekilde bir hesap yapın. Normalde o 430'a 530'a geliyor 400 TL'den bu şekilde satışta bu setimiz. Çok da güzel türlerle bu şekilde set hazırladım. Kaçırmayın derim. Böyle buradan devam edeyim. Şöyle bir aglonemalarım var. Şöyle bakın bardak içinde köklü. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Kulvinatalarım 50. Şöyle iki tane özel tür milli kaldı elimde. Tayland iri çiçekli. Şöyle bir telefon yine kapandı da. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel bir tane de Hülya ablacığım istedi. Bir tane de ismini unuttum. Ha, Neşe Hanım istedi. Evet, onu ayıracağım. Bu şekilde arkadaşlar. Şunun ucu böyle sarardı ama niye bilmiyorum. Toprağı da kurumuş biraz. Şunları alayım. Şekilde onlar 100. Şunlar var aglonema. Bunlar da muhteşem bir tür. Şöyle yaprakları çok güzel arkadaşlar. Bundan daha önce satışını yapmadım. Hani belki benzeyebilir ama farklı bir tür. Şekilde. Daha bir koyu yeşil, daha koyu kırmızı. Bunlar 300 TL arkadaşlar. Şöyle şu güzelliği de göstereyim. Şöyle tek başına daha güzel görünüyor çiçekler. Şöyle monster arkadaşlar. Bundan da elimde bir tane iftariye ablacım istedi. Şöyle bir tane onu ayırırım. Şöyle 3 tane var elimde. 150 TL arkadaşlar. Bu şekilde bakın rafımda da göstermiştim. Gerçekten çok güzel hani gelişimi yavaş değil. Güzel gelişim oluyor. Dediğim gibi toprağını kurudukça sulamasını yapıyoruz. Çok aşırı nemli kaldığı zaman çürüme yapabilir. Bu şekilde iç mekan bitkisi. Şöyle kapalı balkonunuz varsa olur arkadaşlar. Odaklamıyor yine. Şöyle küba kekiklerim var arkadaşlar. 50 TL. Şöyle millim var minyatür. Ebru ile açıyor 70 TL. Şöyle bir tane son kaldı melek kanadı. Bakın pembe. 100 TL fiyatı. Şunları isteyen arkadaşlar oldu ama devamı var içeride. Onlara da bakmam lazım. Belki de susamışlardır. İnanın bazen yetişemiyorum artık. Şöyle ama yine de vazgeçemiyorum çiçeklerden. Yorulsam bile ne? Yani ara ara tabii ki çiçek alacağım. Hiç almayacağım değil. Onu da buradan belirteyim. Hani eşim de izine çıkacak ya. Şimdi bir hafta olmadığım zaman düşünün yani çiçeklerin halini. Yani bolca su vereceğim ama hani o yüzden çok bu ara çiçek almak istemiyorum. Bu şekilde bunlar da çok güzel. Bunlar da 100 TL arkadaşlar. Bunlar da 100 TL. Bu şekilde. Şöyle dua çiçeğim vardı.
elimde kalmayınca sak yine vardı elimde. Saksı ayrımı yapmamıştım. Şöyle ayırdım. Şöyle kök ayrımı yaptım bunları. Bu şekilde ayırdım. Bakın şöyle beğendiğiniz varsa böyle 250 arkadaşlar. Şu 200 hani şunlara göre bir tık hani şey şöyle hani birkaç yaprağı eksik. Bu 200, şunlar 250. Şöyle tek yapraklı 50. Şöyle iki yapraklı 80 TL arkadaşlar. Böyle almak isterseniz. Bunlar da nemli toprağı seviyor. Birazdan yine sulamasını yapacağım. Çünkü balkon çok sıcak. Şöyle bir aglonema çeşitlerim var. Şöyle bakın çilli, pembe çilli. Bunlar da 150 TL. Bundan var elimde. Şöyle kivilerden az kaldı. 3 adet son. Elimde 150 TL. Çok güzel yeni gelen yaprakları daha bir beyaz beyaz geliyor. Şöyle bakar mısınız? Şöyle şu yeni gelen yaprak. 150 TL arkadaşlar. Şu var. Aglonema. Şu yaprağı şey olmuş. Hasar görmüş ama çok güzel köklü. Böyle bardak içine aldım. 50 TL arkadaşlar. Burada şuraya koyayım. Şöyle pers kalkanları var. Bunlar da susamış. Bunlar da 100 TL. Bunlar da 100 TL arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle. Bunlar da 100 TL. Aglonema çeşitleri. Şöyle yeşil, açıklı koyulu yapraklı. Şunu isteyen bugün konuştuk bir ablayla. Ayşe ablanın. Şöyle bana ayır demişti. Onu ayıracağım. İki köklüsünü. Böyle 150 TL arkadaşlar. Pembe çilli dediğim gibi. Yeni gelen yaprakları tabii ki daha güzel. Bakar mısınız? Çok güzel. Kaçırmayın derim. Şöyle yine devamı var bunun. 150 TL. Şunlar 100 TL. Şöyle kauçuk var. Şöyle yine göstereyim. Yapraklarım var. 50 TL'den. Şurada kaktüslerim var 50. Şurada dikensiz millilerim var. 80 TL fiyatları fidelerim. Şöyle parlak yapraklı dikensiz. Şöyle çiçeklerini tekrar göstereyim. Belki yeni izleyen arkadaşlar vardır. Şöyle bakar mısınız? Çok güzeller. Şöyle küçük düğme gibi çiçekleri ona benzetiyorum. Düğmeye benzetiyorum. Nar çiçeği renginde, ortası böyle sarı. Çok güzel çiçekleri var. Şöyle dikensiz tamamen parlak yapraklı. Böyle fideleri de bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabii kapalı balkon, şöyle açık havada olursa saksı içine daha güzel gelişirler. Çok fazla sayıda almıştım. Bu kadar var. Elimde 80 TL fiyatı. Şurada şu var. 150 milim. Bu da minyatür. Ebru'yla açıyor arkadaşlar. Böyle bugünlük videom. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bakalım başka neler var. Şöyle bunları paylaşmıştım. Şurada atlaslarım var arkadaşlar. Turuncu açan. Şurada menekşelerim var. Onları da göstereyim. Şurada menekşelerim var. Şu yaprağını. Şunu keseceğim buradan. Şu şekilde bakar mısınız? Bu da çok güzel bir tür. Şöyle mor çiçekli. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle bakayım susamışlar. Şöyle elimde olanlar. Şunları göstereyim. Buraya koymuştum. Şöyle bakın 150 TL fiyatı bu menekşelerin. Çok dayanıklı. Şöyle bakar mısınız yaprağının güzelliğine? Bunlar 150 arkadaşlar. Dediğim gibi şunları yer açayım şuradan. Suladığım zaman alttan suyu çıkıyor, emmiyor. En azından tabak olduğu zaman daha rahat oluyor. Bayağı bir uzun video oldu arkadaşlar. Şöyle bir şu yaprağı
satışını yapabilirim. Böyle çok isteyen arkadaşlar oluyor ya. Bakın şu üretimlik bir yaprak. Hani isteyen arkadaşlar olursa şöyle yaprak 50 TL arkadaşlar. Bu tüylü özel bir tür bulamıyorum maalesef. Çok isteyen arkadaşlar oluyor. Ben de artık yani çiçekten vazgeçtim. Çok isteyenler oluyor hani satın almak için. Dedim artık ne yapayım? Şöyle yaprak çıkardıkça yaprak satışı yapayım. Çünkü nazar oldu çiçeğime. Çok güzeldi. Hani yaprak isteyince de bazen de kıramadım. Çiçek küstü. O yüzden artık vazgeçtim ondan. Yaprak verdikçe satışını yapıyorum. Şurada mücevher orkidelerim var. Bunlara da bir el atacağım inşallah. Onları da satışa koyacağım arkadaşlar. Şurada yine kök ayrımı yapacağım bir aglonemam var. Ona da sıra gelecek. Böyle bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.